Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Kafa Ayar'ın yepyeni bir bölümüyle daha farklı konulara değineceğiz. Evet Recep, şimdi Windows 10'un Technical Preview çıktı. Herkes bir kurulum videosu bekliyor ama biz onun yerine Windows muhabbeti yapacağız. Evet Ali. Technical Preview'da merak edenler Teknopat sosyale bakabilir. İşin teknik yanını bir kenara bırakalım, eğlenceli yanına bakalım diyoruz Kafa Ayar'ında. Recep, evet. Türk kahvelerimizi güzelce hazırladık. Böyle bakır muhafazaları içerisinde şöyle kenara alıyoruz. Masaya o kadar bardak altı koydum. Yine şunun kapağını açarken o buhardan su damladı. Yapacak bir şey yok. Evet. Düşecekse düşüyor. Şimdi hani bu Windows'un tarihini biraz değinelim. Aynen öyle. Bir Bill Gates efsanesi vardı. Artık ortalarda gezinmiyor. Yazlıkta böyle kendi ne yapıyor? Mangal yapıyor. Köfte pişiriyor filan. Bu tarz şeyler. İyi ya. Afrika'da insanlara yardım ediyor. Sivrisinekleri öldüren lazerli sistemler yapıyor. Bahsetmiştik. Yine Star Wars. Yine bak. Rahat durmuyor. Sivrisinek öldürmek için hepimiz gibi sineklik filan kullanmıyor. Kendisi gece uyutmayan sivrisineklerden muzdarip sevgili izleyiciler. Yaz aylarını geride bıraktık. Bill Gates'ine böyle bir yaz akşamı cinnet geçiriyor. Yeter Melinda, ben bunların kökünü kurutacağım diyor. Afrika'da insanlar arı çekiyor diyor ve lazerli sistemi geliştiriyor. Ali adam milyarder, şimdi elinde sinek şeyle mi dolaşsın Allah aşkına? Yani milyarder sinek şeyle Dubai'de görüyorsun, altından sineklikle vuruyorlar. Bill Gates ise lazer yaptırıyor. Böyle bir fark var. Ama o da Bill Gates'te böyle gözlüklü, okul sıralarında tıfıl bir karakterdi. Böyle bilgisayarla uğraşıyordu demeyeceğim. Çünkü 1970'lerde ortada pek bilgisayar yoktu. Daha çok daktilo vardı. Çak çak tak taka çak çak tak aynen tak yazıyordu. Aynen ya. Daktiloları hiç unutmuyorum. Gerçekten böyle özel kabında taşınırdı. Kaba açılırdı vesaire. Takada tukada takada tukada. Şeyciler vardı. Arzu halciler vardı. Hala yakın zamanlarda Sirkeci'den geçerken bir tane gördüm. Senelerdir orada o arzu halci. Hala daha var. İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde hala daha varlar öyle. İnanmazsın. Arzu halci Türkçeyi şimdi hukuki olarak kullanamayan insanların arzu ve hallerini metne döken insanlara deniyordu ama. Arzular şelale. Arzular şelale. Eskiden o daktilolar bir prestijdi. Gazeteci getirir böyle daktiloyu açar, röportaj yapar. Şimdi kamerayı çıkartıyor ya da cep telefonuyla çık iki fotoğraf alıyor, iş bitiyor yani. Bill Gates'in döneminde yoktu bunlar. Evet. 1970'ler. Doğru. 1970'ler gerçekten takır tukur daktilolar varken Bill Gates ve Paul Allen Ali üniversiteyi bırakıyor. Bill evet. Gates terk ediyor. Yeter aynen. Artık diyor. Bu hoca beni geçirmeyecek diyor. Taktı bana diyor. Hoca taktı bırakıyor. Bana diyor. Harvard'daki hoca bırakıyor okulu. Ondan sonra 1975'te Paul Allen'la bir araya geliyorlar Ali. Şirketi nerede kuruyorlar? En güzel en eğlenceli yanı o tabii ki hocam. Ali şirketi New Mexico Albuquerque'de kuruyorlar. Şimdi aklıma benim şey geliyor, Breaking Bad geliyor Albuquerque deyince ben değil mi? Ben diyecektim onu, evet gerçekten. Niyeyse pek çok hikaye orada başlıyor sevgili izleyiciler. Bill Gates'in önünde iki seçenek varmış o zaman Recep. Ya bir tane karavan alıp yemek pişirmeye başlayacak, karavana pişirecek. We need to cook. We need to cook şeklinde bir tane Jesse bulacak, Paul, yap, we need to cook diyor ama kod programlıyor arkadaşlar. Evet. Oturuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Aynen, hatta Bill Gates'in meşhur bir tane fotoğrafı var. Ali bu foto poliste mugshot deniliyor ona. Ha, doğru. Türkçesini tam bilmiyorum. Mugshot şu oluyor, polisler sizi yaka paça götürdükleri zaman bir tane fotoğrafınızı çekiyorlar. Genelde yaka paça götürülmekten ötürü bayağı tipsiz çıkıyor. Profil fotoğrafı. Heh, profil fotoğrafı. Aynen, Bill Gates'in bir tane profil fotoğrafı var, burada da Albuquerque yazıyor. Yani tutuklandığı yer değil mi? Evet, Breaking Bad'in çekildiği New Mexico Albuquerque'de çok başlıyorlar. Güzel gönderme ya. Artık Facebook profil fotomuz var, mugshotlara pek gerek kalmadı ama neyse Recep. Ali bu arada çok ufak bir şey daha, spoiler daha vereceğim. En son sunumun ne bile ofisin, yanlış hatırlamasam ofis evet. 2010 ve 2013'te de herhangi bir sen profil fotoğrafı koymadığın zaman evet. Varsayılan profil fotoğrafı aslında Bill Gates'in o yakalandığı fotoğrafının bir simgelendirilmiş. Kesilmiş hali, simgeleş. Her şey diyorsun, bir tane yüz gözükmeyen bir tane Facebook'un boş fotoğrafı vardır. Aynen. O fotoğraf gibi diyorsun, boş oradan alın. Aynen, ofisin içerisinde. Easter egg deniyor buna. Aynen, Easter egg deniliyor buna. Sürpriz yumurta var, ona da bir ara bulursanız gerçekten hani bir mikro çalışanın müzikliği diyelim buna. Çok güzel düşünmüş ya. O kadar iyi. Sen tut şirketin CEO'sunu, tutuklanma fotoğrafını ofise yapıştır. Biz de milyonlarca insan onu kullanalım. Zeki adam var diyorum her zaman. Gerçekten güzel şeyler. 1975'te bu adamların cebinde pek para yok sevgili izleyiciler. Yani gayet böyle garaj girişimi tadındalar. Aynen. Aslında Ali hep şunun için ayrı bir program da yapmamız lazım. Amerika'daki garaj girişimleri. Yani garaj Türkiye'de girişimi. Niye girişim yok? Garaj çünkü yok. Garaj yok Ali. Hep garajsızlıktan sevgili izleyiciler. Birkaç tane garajımız olsa çok büyük şeyler başaracaksın ama bizde garaj dediğin otopark. Otopark da sakat bir yer. Aynen. Otopark böyle insanların ürperdiği, sağına soluna dikkat ettiği, en iyi şartlarda bile yan taraftaki araba acaba kapıyı açarken bizim kapıyı çizecek mi diye endişelendiği kötü bir yer. İçeride değil bilim,
Hiçbir şey yapamıyorsun. Doğru. Çoğunun sigortası yok. Garaja gidiyorsun, kendine ait özel bir alanın, özel bir vaktin, sana başımıza yeni icat çıkarma diyen insanlar olmuyor falan yani. Orada icat çıkartabiliyorsun işte. Aslında bak, olay hep hanımdan kaçmak Recep. Eğer evli kişiler... Onu diyecektim de hani sen aldın şeyi tamam. Yani niye peki böyle oluyor Recep? Niye bir hanımdan kaçma ihtiyacı var biliş ve buluş konularında yapmak? Valla onun ayrı bir kafa ayarı yapmak lazım. Onu evli arkadaşlar çok iyi anlıyorlar. Şimdi evde Uğur Kulok'la benzeri şeylerle uğraşırken alan lazım. Alan lazım, neresi lazım? Şimdi adam mutfak masasını mı kullansın, oturma odasını mı kullansın? Adama da yer lazım. Kadın da temiz tutmak istiyor evi. Evi pırıl pırıl olacak, temiz olacak. Oraya gerekirse, çok eski anlayıştaysa dantel konulacak. Evet. Dantelle bilim bir arada yürümüyor kesinlikle maalesef. Kesinlikle. Adamın kaçabilecek bir garaja ihtiyacı var. Biz de genelde bu arkadaşın yazhanesi ya da takılınan bir yer oluyor. Arkadaş yazhanesinde de maç açılıyor. O noktada kaybediyoruz. Yaratıcılık yok. YouTube mesela yine bir garaj şirketi. Onu başta bir kapağını çalalım. Konumuza dönelim. Ali, Altair 8800 ya da 88 çift sıfır diyelim. İlk o bilgisayarlardan ne? Bir İlk tanesi. Bilgisayarlar. Evet. Şimdi Bill Gates ne yapıyor? Bu bilgisayar için bir tane basic yorumlayıcı yazıyor. Yani basic programlama dilinde yazılan programların Altair'de bir nevi çalışmasını sağlıyor. Basic de gerçekten basit. 10, go to 20, go to 30 filan diye böyle 10. satıra git. İşlemi gerçekleştir ve 50. satıra git işlemi gerçekleştir diye bir programlama dili. En küçük oyun bile 206 kilobayt böyle ansiklopedi şeklinde oturur yazarsın. Bugün hala da şey yapabilirsin, keşfedebilirsin. Evet, evet. Bill Gates işte öyle basic yorumlayıcısını yazıyor. Yalnız bu yorumlayıcı o zamanlar işte Bill Gates'in ilk korsanla mücadelesi daha Ali şirketi kurar kurmaz başlıyor. Adam o zamandan biliyor korsan kullanılacak. Evet, ya şöyle bir olay oluyor daha doğrusu. Basic yorumlayıcının diyelim ilk sürümlerinden bir tanesi sızıyor ve hobiciler tarafından kullanılmaya başlıyor. Zaten kaç kişi var diğer garajlarda disketten diskete kopyalayıp kullanmaya başlıyorlar. Aynen. Bill Gates de bunun üzerine bir tane açık mektup yazıyor. Bakın arkadaşlar, biz bunu yazarken o kadar uğraştık, o kadar satır kod yazdık, buna bir emek verdik. Bunu bedavaya kullanmayın diyor. Ama o zamanlar daha bu etik oluşmamış. Yani hani bilgisayar programlarının ücretli alınması gibi etik oluşmadan dolayı Bill Gates'i pek sallamıyorlar açıkçası. Umursamıyorlar, korsan kullanmaya devam ediyorlar. Hiçbir yaptırım falan da yok. Ne var, disketten çekiyorsun. O zamanlar sonraki 10-20 sene boyunca Türkiye'de de benzer şeyler oluyor. Mahalledeki de abiden disket çektiriyorsun. Bakınız... önceki kafa ayarı programı. Aynen öyle. Şimdi Microsoft'u Paul Allen'la bir araya gelip kuruyorlar. Arada bir tire var yalnız. Daha tire. Sonra Microsoft. Ha, Microsoft. Evet. Tireyi kaldırıyorlar. Tireyi sonradan kaldırıyorlar. Bu esnada da şirket biraz büyümeye başlayınca Harvard'dan okul arkadaşı Steve Ballmer'ı yanına alıyor. İşte o Ballmer. Evet. Hani o biraz şu şekil garip goril hareketleriyle efsane olan çok ilginç, çok eğlenceli bir karakter kendisi. Showman. Kesinlikle. Ama showman'ın ötesinde Harvard'lı çocuklar ağı var. Okuldan terk bile etmiş olsan Harvard'dan çıkanların hepsi bir yerlere giriyor. Bir yönetici oluyor, bir şey oluyor, büyük okul. İş geliyor, iş yapmaya. O zaman arıyorsun eski okul arkadaşlarından. Biz baba böyle bir yazılım şirketi kurduk diye muhabbet başlıyor. Aynen, biz işlerle artık şey yapamıyoruz, yönetecek bir adam lazım diye şirketin başına Steve Ballmer'ı geçiriyorlar. Sonraki ay IBM geliyor, 1980'lere geliyor. Bak, Ballmer geliyor, bir ay sonra IBM geliyor. Tam bir ay sonra. Ballmer geldikten bir ay sonra IBM kapılarını çalıyor. Gidiyor, birkaç yemek yiyor. Biraz muhabbet ediyor, biraz sohbet ediyor. IBM'de de Harvard'lı çocuklar var tabii böyle. Evet. Bilmiyorum, bu benim yorumum. Ya işte bunları çevre oluşturmak. Çevre, siz daha üniversiteden itibaren staj yapmaya başlamalısınız. Çevrenizi oluşturmaya başlamalısınız. Çevrenizdeki insanlar bir şey olacak insanlar olmalı. Aynen. Yararlı insanlar. Kesinlikle. Bunların hepsi önemli. İleride güzel bir şeyler yapmak istiyorsanız... IBM geliyor, diyor ki bize Chess diye bir proje var diyor. O konuda yardım eder kod misiniz isim. Diyor. Kod ismi Chess. Bunun Chess evet. Şöyle diyor. Biz diyor bu donanımlar işte gelmeye başlıyor, bilgisayar donanımları vesaire. Bunları verimli kullanacak bir yazılıma ihtiyacımız var. Donanımla programların arasına bir yazılım lazım. Evet, aynen. İşletim sistemi. Evet, işletim sistemi dediğimiz olay operating system. Başlıyorlar çalışmaya, ondan sonra ve bunun bir ismini koyuyorlar Ali, MS-DOS. Microsoft. Disk Operating System. Disk, bildiğimiz disket. Evet. Operating System, işletim sistemi, MS'de Microsoft. Yani hep MS-DOS deriz ama aslında farklı DOS sürümleri de vardır. Hatta bizim Berker'le bir tane kitapçığımız vardı, Kuzey'nin hazırladığı. Böyle el yazısı Recep, MS-DOS kullanım rehberi, Türkçe. Böyle yazılmış sayfa sayfa komutlar. Siyah bir ekran, C, dır yazıyorsun. Başka bir şey yazıyorsun. Ondan sonra Amstrad'da dır yerine kategori cat yazıyordun. Komutlarla kullanıyorsun. Çoğunu unutmuşumdur bugün ama biraz kurcalasam tekrar hatırlarım. Aynen, ama yani şimdi Windows gelmiş. Windows gelsin. Grafik arayüz geldikten sonra bir daha dönüp uğraşılacak gibi aynen. Değil.
O zamanlar da benzer sorunlarla boğuşuyorlarmış. Demişler ki ya tamam DOS'u yaptık, güzel de çalışıyor ama artık biraz ara birime gerek var. Herkes kullanamıyor bu DOS'u. Herkes komut yazmayı bilmiyor. Herkes komut ezberlemek istemiyor diye. O esnada Xerox mühendisleri böyle bir grafik arayüzü diye bir şey geliştirmiş. Omuz üstünden ekrancılık yapan Steve Jobs diye biri de bundan çok etkilenmiş. Steve Jobs'a benim bu eski rakibim ve dostum ne yapıyor diye bakan Bill Gates de aha grafik arayüz demiş. Herkes herkesten etkilenmiş. Yancılarda inecek var. Ekrancılık. Evet. Devam ettiğimiz zaman Ali, Interface Manager diyorlar. Aslında ilk Windows'un adı bu olacakmış Ali. Ne kadar kötü Recep. Kesin. Interface Manager, IM, Instant Messaging, Internet Messaging gibi bir isim böyle. IM'den eklesene. Aynen öyle. Sonra diyorlar ki ya bu olmaz. Biz buna daha güzel bir isim verelim. O yüzden 1983'te Windows 1.0'ı duyuruyorlar. Yani ismi Windows oluyor. Pencereler. Evet. Neden pencereler? Her zaman sorulur. Her zaman da aslında çoğu insan da bunu çok kolay anlayabiliyor ama evet. Düşünmediyseniz bir an durun ve düşünün. Neden pencereler deniyor acaba? Evet, çünkü içerisinde pencereler, her bir program ayrı bir pencerede çalışıyor aslında. Bu kadar basit, evet. Bu kadar ortada muallak. İnsanlar da bunu pencerede işletim sistemi diye anlamaya başlıyor. Aynen öyle Ali. Yalnız şimdi 1983'te duyuruluyor ama piyasaya çıkmıyor. Ne kadar sürüyor yapmaları? 2 sene sürüyor piyasaya çıkmaları ama bu 2 sene daha piyasada olmadan duyurmalarından dolayı şöyle bir algı oluşuyor. Vaporware. Ha, bu duman olacak diyorlar. Böyle evet. Bir işletim sistemi hiç çıkmaz. Bunu aynen. Çok erken duyurdular. Yani yalan diyorlar. Böyle bir şey çıkmayacak. Vapor zaten buhar demek. Yani buhar olup uçacak. Böyle bir hani bugün duyurulup da çıkmayan bazı oyunlar var ya. Evet evet. Oyun yapmanın zorluğundan bahsederken Vaporware nedir diye bahsetmiştik. Oyun geliştirme konusunda. Bir de o dönemin bir tane aslında üzerine bayağı kitap yazıldı Recep. Barbarians Dead by Bill Gates diye bir kitap yanlış hatırlamıyorsam Bill Gates'in yönettiği barbarlar işletim sistemi dünyasını nasıl değiştirdiler diye bir kitap. Kitapta o dönemin Microsoft içerisinde bir avuç kişi var. Steve Ballmer'ın yazılımcılara nasıl böyle bastırdığı, arada böyle nasıl gecikmeleri nasıl insanlara halkla ilişkilerde aktardığı sayısız detay var. İnanılmaz diyaloglar geçiyor arada. Bir de Bill Gates'in Steve Jobs'ın yaptığı işlere bakarak o dönem çalışanlarına onu da yapın, bunu da yapın demesi, çalışanlar da olmuş artık. Steve Jobs'ın da öte yandan o kitapta yer almıyor. Bill Gates'e bakıp o da olmalı, bu da olmalı arka planda. Hep böyle bir karşılıklı etkileşim var Macintosh'ta. Bununla ilgili diziler de vardı. Henüz izlemeye vakit bulamadım. Onu da başka bir kapağında değiniriz. Şimdi 1985'te Vaporware denmesine rağmen Windows 1.0 piyasaya sürülüyor. Windows çıkıyor. Evet, ilk Windows sürümü 1985'te piyasaya çıkıyor. Fareyle kullanım. Paint, meşhur dostumuz. Bugün 29 yaşında Windows 1 aslına bakarsak, evet. Baktığımız zaman çoğu insandan orta yaşlı oldu diyelim. Evet, gerçekten. Paint o zaman çıkıyor orada. Paint o zaman çıkıyor. Yani notepad, hesap makinesi ve saat uygulaması. Çok önemli. Saate bakacaksın, not alacaksın. Evet, DOS'ta saat yok. Siyah ekrana bakıyorsun yani. Aynen öyle. Da... Windows'un saati zaten meşhur oluyor. 2000'li yıllara girerken o meşhur... Millennium Bug. Saatler evet. Çökecek, bütün işletim sistemleri yok olacak. Aynen, 99'dan 00'a geçecek muhabbetleri. Sonra öyle. Ne oluyor Recep? Bu Windows 1'den sonra aslında bayağı bir çok o dönem bir gelişim var. Çünkü PC donanımı inanılmaz hızlı ilerlemeye başlıyor. Evet Ali. Böyle şimdi... ileriki dönemde 386'lar, 486'lar, Pentium 100, Pentium 286, yani bunların sırası karışık söyledim aynen, ama. Aynen, biraz şimdi hızlı gidelim ama ondan öncesinde şunu da belirteyim. Windows 1'in gerektirdiği depolama alanı 256 KB. Diskete yazman gerekiyor ama tek taraflı disket olmuyor, çift taraflı. Çift taraflı disket. Bakın 256 KB ama tek taraflı diskete sığmıyor. O zamanki disketlerin kapasitesine bakalım. Diskete takıyorsun, işletim sistemi bilgisayara yükleniyor, sonra açılıyor. Yarısını da belki ikinciyi istiyor falan. Disketi çıkartıp ikinci yarısını şey gibi düşün, belki. Her açılışta Windows USB'sini takmak zorunda olduğunu düşün bu evet. An ve USB gibi non-flash olmadığı için çok yavaş. Gerçekten tıkır tıkır sesler geliyor vesaire. Manyetik zaten zırt bozuluyor. Neyse 1987'de benim doğmamla birlikte Windows 2.0 çıkıyor Ali. Windows 2.0'la yaşıtsın Ali. Evet, Windows evet. 2.0'dan özellikler var. İlk defa kontrol panel geliyor Ali. Kontrol panel? Ha doğru. Kontrol bizim panel. Denetim masası diyelim Ali. İşte donanımlar artıyor ya. Donanımların artmasıyla birlikte artık. IO portları var. Evet. Bunların bağlanması şey gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekiyor. Aynen. Kurumsal öyle. Şeyler. 88'de Microsoft en büyük yazılım şirketi oluyor Ali. Nasıl oluyor Recep? 1988'de kısacık bir zaman 75'ten 88'e 13 yılda başarmışlar. Ya aslında bu biraz IBM'in de desteğiyle yani. IBM'in hı hı. işletim sistemi olarak Windows'u itelemesi sayesinde bütün dünya Windows kullanıyor. Bütün dünya IBM bilgisayar kullanıyor. Evet. PC, IBM PC ve IBM Compatible yani uyumlu PC'lerin hepsinde ne evet. kullanacaksın? MS-DOS.
DOS kullanacaksın. Aynen öyle. Sonra o ihale aslında Microsoft'tan alınıyor. Microsoft büyüdükçe IBM birazcık desteğini çekmeye başlıyor. Hmm. Çünkü artık o kadar can suyuna ihtiyacı yok şirket. Doğru. Microsoft ama büyüyor ve satış yapıyor. İnanılmaz derecede satış yapıyor. Dünyada yazılım piyasası diye bir şey zaten yok gibi bir şey. IBM makineyi sattığı gibi bütün desteği de beraberinde sunuyor. Çünkü evet. O dönem insanlar piyasadan yazılım bulamıyor. Developerlar yok. App Store yok. Hiçbiri yok. Doğru. Uygulama indiremiyorsun kolayca. 90'lara geldiğimizde Windows 3.0 çıkıyor Ali. Windows 3.0 benim aslında nasıl diyeyim ilk adam gibi böyle bir denediğim, kullandığım ama vazgeçip DOS'a döndüğüm işletim sistemi diyeceğim. O da iyiymiş Ali. DOS'a döndüm çünkü Windows 3.0 sisteme gereksiz grafik arayüzüyle yük oluyor. Bu ne böyle? Makinenin gücünü tüketiyor. Zaten her şeyi ben komut satırından halletmek zorunda kalıyorum. Anladım. Devamlı çöküyor diye böyle sinir oldum. O dönem pek çok insanın da Windows 3.0 mı geçmeye gerek yok ya grafik arayüz diye böyle bilgisayar kurtlarının DOS'ta devam ettiği bir dönem. Tevekkeli 92'de hemen Windows 3.1 çıkıyor Ali. Windows 3.1 evet. Şimdi bu ikisi... Minecraft mıydı? Yok Minecraft değildi ya. Minesweeper mıydı? Minesweeper aynen öyle. Solitaire, Heart ve Mayın Tarlası ilk defa Windows'a geliyor Ali. Minecraft dedim ama bu dönemde Minecraft. Artık Microsoft'un oldu o da. Evet. Mayın Tarlası'ndan aynen. Minecraft'a ya. Nereden nereye? Bak adamlar ne hale geldi. Aynen, 2,5 milyar dolar verdiler. Mayın Tarlası'na vermediler iyi o parayı zamanında. Doğru. 2 yılda 10 milyon satıyor Ali. O dönem için çok büyük. İnanılmaz. O da. Şimdi iPhone bir haftada satıyor. iPhone bir haftada satıyor. Harbiden ya. Gerçekten o hale geldi. Şimdi heyecan mobil piyasada. Devam ettiğimiz zaman 1993'te Windows NT çıkıyor Ali, ilk 32 bit işletim sistemi. 32 bit, 64 bit muhabbetleri henüz başlamıyor ama 32 bitin önemini IT yöneticileri biliyorlar. Evet, o zamanki o tarihe kadar çıkan Windows'lar 16 bit ve donanımsal kısıtlamalar var. 32 bitle birlikte artık donanımın önemi kazanıyor. Sunucular vesaire gelmeye başlayınca Microsoft da Windows NT'de çıkış yapıyor. Bir de şey, bilgisayar tek başına çalışan bir alet olmaktan çıkıp bir ağa bağlanabilirlik özellikleri evet. Oluyor. Client dediğimiz uzaktan bağlanma. Bir bilgisayarın ekran paneli, oradan giriş yapılıyor. Bankalarda kullanılıyor, askeriye de kullanılıyor. Bilgisayar dünyaya yayılıyor böyle. Oh evet. Be diyorlar, kağıttan kurtulduk. Evet, derken bomba patlıyor Ali. 1995. Ne çıkıyor? Windows 95. Evet, Windows 95. Yani Windows'un aslında Windows olduğu Windows diyelim. O dönem kullanmaya başladı pek çok insan. Evet. Windows 95 ile birlikte kullandılar yani. Aynen, ara dilimin bayağı büyük bir değişim geçirdiği, tamamen herkesin kullanabilecek olarakla olduğu diyelim ve internetin artık... İnternet fazlanmaya başladı. 93, 94 ve 95 seneleri internetin böyle bir coştuğu, böyle bitki coşturan vermişsin gibi böyle bir yeşillendiği dönem sevgili izleyiciler. Büyük devrim internet. Evet. İnternette de bugün çok itilen, çok kakılan, çok kenara itilen, hakkında gagler, 9gag'e düşen bir yazılım çıkıyor Microsoft'tan. Evet Ali, Internet Explorer. Internet Explorer'la tanışma o dönem oluyor. Netscape daha iyiydi bence, bunu da belirtmeden geçemiyorum. Yani Netscape canavar gibiydi ama Internet Explorer Windows'la birlikte geliyor. Windows'la birlikte geldiği için hani ne yüklüyse insanlar ona alışıyor biliyorsun. 5 haftada 7 milyon satış rakamına ulaşıyor Windows 95. İnanılmaz bir satış rakamı elde ediyor ve Windows 95 halka açık olarak büyük oranda tanıtılan ilk Windows. Önceden hep böyle kurumsal şirketlere bakın evet. Bilgisayarlarınıza bunu kurun. Hep kurumsal satış. Son tüketicinin önem kazandığı evlerde bilgisayarın yaygınlaştığı dönem insanlar Internet Explorer'a tıklayıp internete girebileceklerini keşfediyorlar. Evet. İnternete bir şey bulmaya girmiyorlar. Evet, hatta o zamanlar yanlışım yoksa Internet Explorer'ın ismi The Internet diye vardı masaüstünde. Kısa yol mu? Evet, kısa yolu The Internet. Hatırlayamıyorum ama olabilir. Öyle bir ekran görüntüsü gördüm Ali. Buna tıklayınca niye internete bağlanmıyor diyordu insanlar. Sonra modem kurmaları gerektiğini öğrendiler. Evet, gerçekten. Yapılan en geniş tanıtım TV reklamında Rolling Stones'un Start Me Up şarkısı dönüyor. Çünkü Start Me'ni yani başlat menüsü o zamanlar popüler. Teknolojinin rockstarlaşmaya başladığı dönem Rolling Stones'u çıkartıyor. Bakın şimdi Bill Gates'teki zevki burada bir daha takdir ediyorum. Şimdi Rolling de Stones. Apple U2 ile reklamını yapıyor Ali şeyin. Yani o konuya pek girmeyeceğim. U2'nun çünkü çok seveni var. Bana hitap etmiyor. Rolling Stones'u seviyorum. U2'yu hiçbir zaman sevemedim o kadar. Bono'nun Dünya Bankası'nda çalışması ne alaka benim her zaman şey yaptığım. Dünya Bankası, yok IMF fonları, yok Afrika'ya gidip bilmem ne böyle her yeri geziyor. Ne yapıyorsun Bono? Çek senet Bono. Bono öyle çalışıyor. Çek senet Bono. Fax, e-mail o zamanlar artık yavaş yavaş popüler. Dial-up modemler derken... Sistem gereksinimleri de önemli Ali. Windows 95 4 MB RAM'de çalışıyor. Ne yaptınız? Ne yaptınız? 4 MB değil mi? Ne yaptık biz şimdi? 1 MB anca var 4 MB'a çıktı. Tavsiye edilen 8 MB olduğunu belirtelim. Devam ettiğimiz zaman 1998 Ali.
98 çok önemli çünkü 95'ten 98'e geçiş büyük bir geçişti. Evet. 95'i atlayıp 98'e geçen de sayısız Windows kullanıcısı evet, var. Evet, Windows 98'de gerçekten önemli bir yer tutuyor. DVD desteği geliyor ve MS-DOS tabanlı son sürüm. Bundan sonra MS-DOS terk ediliyor Ali. Komut satırını gittikçe daha az kullanmaya başlıyorsun. Evet. Auto-exec-bug, config-sys dosyalarıyla gittikçe daha az uğraşıyorsun. DOS tabanlı olan şeyler azalıyor ama DOS uyumluluğu hala önemli. Çünkü evet, çoğu program DOS tabanlı olarak yazılmış durumda. Aynen. Programcılar hala 98'den sonra o dönemden çıkamıyor. Hatta olacak. Windows 98'in içerisinde bilgisayarı DOS modunda başlat diye bir seçenek vardı. En güzel, en yararlı seçeneklerden biriydi yani. Kapatıp DOS modunda açıyordum. 2000 yılına geldiğimizde Microsoft'un o zamana kadarki işletim sistemleri dünyasındaki en büyük fiyaskosu olarak adlandırabileceğim Windows Millennium çıkıyor. Yani. Windows Millennium yine hakkında bol bol espri yapılan Windows Vista gibi, ki ona birazdan geleceğiz, evet, işletim sistemlerinden biri oluyor. Niye? Ne özellik getiriyor meğer? Ali, Windows Millennium sistem geri yükleme özelliği getiriyor ama o zamanlar bu özellik çok daha taze olduğundan bir türlü verim vermiyor. Taze dediğimiz pişmemiş, yarım yamalak çalışan, çoğunlukla sistemi daha da beter hale getiren, verilerinizi kaybettiğiniz zaman ama siz verilerimi kaybetmeyecektim ne oluyor dediğiniz ve kullanıcıların kesinlikle dönüp bakmadığı. Ne ya, 95-98 alıştık. Aynen. Movie Maker'da yine onunla birlikte geliyor. Halen daha çok bir işe yaradığını söyleyemem Movie Maker'ın. Yani işte AVI formatında çıktı o da abi. H264 geldi yani. Hala AVI çıktı alıyor. Bir de şey vardı Recep, biliyorsun. O dönem daha sonra geliştirilen DivX gibi formatlar Windows'un, Microsoft'un geliştirdiği ama çok yaygınlaştırmadığı sıkıştırma kodeklerinin kodları kullanılarak yapılmıştı. Korsan CD patlaması yaşanmıştı. Evet, evet, evet. Microsoft hep çok güzel teknoloji geliştiriyordu. İş kullanmaya gelince ya bir de şey vardı. Herkeste o dönem normal handicamler vardı. Evet. Herkeste de yoktu. Çok az insanda vardı. Normal manuel filmi kayıtlar kaliteliydi. Dijital videonun kalitesi berbattı. Evet. 320x200 müydü çözünürlük, hatırlamıyorum. Onlar böyle firewire kullanıyordu. Movie Maker'da bağlıyordun firewire'da. Kamerayı kontrol edip geriye sarıp kayıt alabiliyordu mesela. Bayağı manyak. Ama uğraşıyordun. Evet. Şeycilerde vardı. Yani kaset çeken, kasetleri kopyalayan yerlerde vardı öyle. Kaset CD'ye çekilir şeklinde olaylar. Sonraki birkaç sene içerisinde gelişti. 2000'den sonra oldu bütün bunlar. Evet. Sünnet videonuz kasetten DVD'ye çekilir. Çok önemli bir yer tuttu sonraki senelerde. Evet. Windows Millennium'da Windows 95 tabanlı son sistem, 95'in kod temeli üzerine temellendirilmiş. Ondan sonra Windows 2000 geliyor. Ali, Windows 2000 NT tabanlı ve stabil bir Windows'tu. Özellikle kurumsalda kullanılmıştı değil mi hocam? Evet, kurumsalda kullanıldı. Yani kurumsal müşteriler için sürüldü piyasaya ama son kullanıcıların da kullandığı oldu yani. Bayağı bir 2000 kullanan vardı yine ama 98'den biz kolay kolay kopamamıştık. Evet. 2000'i o dönem biraz kurcalayın. 98 SE yine hekeza. Derken Ali, ülkemizde en çok sevilen, dünyada en çok sevilen, Çin'de en çok sevilen, evet, halen daha kullanılan 2001 Ekim'de Windows XP ile tanışıyoruz. Windows XP. Microsoft'un Nirvana'ya ulaştığı anda. Evet, Ali. Ama ilk çıktığında deli gibi çöküyordu. Şimdi Windows XP'yi ilk kuranların çoğu Windows 98'e geri döndü. Kesinlikle ya da 2000'e geri. Ali. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. İşte Windows XP inanılmaz stabildi. Windows XP o kadar güzeldi, bu kadar güzeldi. Tamam güzeldi ama Service Pack 2 ile o güzelliğe kavuştu. Service Pack 1 ile adam olmadı. Service Pack 1 geldi, biraz düzeldi. Service Pack 2 geldi, oh be dedik. Service Pack 2'den sonra XP elle tutulur, gözle görülür, stabil çalışan bir hale geldi. Evet, bir evet, de sistem gereksinimleri az değil de XP'de öyle hani yuvarlak ikonlar, Web 2.0 muhabbeti başlamış. İkonların hepsini yuvarlatıyorlar. Aynen. Metin linklerin hepsi böyle JPEG'lere, şeylere dönüşürken Windows XP de buna uyuyordu. Hatta rengarenk logosu duruyor böyle. Renkli, çok güzel experience, tecrübe üzerineydi. Yani Windows XP hala inanılmaz derecede kullanılıyor. Evet. Çünkü çok hafif bir işletim sistemi haline geldi. Zaman içerisinde hatta bunun daha da hafif mini sürümlerini insanlar oturup kendileri derlediler. Evet. İçerisinde program kodladılar. İnanılmaz tuttu ama 32 bit. 64 evet, bit bir tane sürümünü çıkardılar, ne oldu? Ya o 64 bit sürümü halen daha ısrarla soran insanlar var. Yani hani XP'yi terk etmek istemiyor, ben 64 bitle kullanacağım. Kullanamayacaksın çünkü birincisi desteği kesildi. 64 bit çıktığı zaman da bir başarısız oldu. Evet. Çıkar çıkmaz zaten o pek çok, pek az insan kullandı. Aslında onu sırf özellikle AMD'nin o zamanki 64 bit... Athlon 64 patlaması yaşıyordu. Aynen öyle. Aynen İnanılmaz öyle. Gigahertz arttırmıştı. AMD'nin coştuğu, Intel'in ezip geçtiği bir dönemdi o. İnsanlar saldırıp böyle Intel Celeron almayı bırakıp overclock edebildiği için AMD işlemcileri kutu kutu alıyorlardı. Aynen. Böyle ve inanılmaz hızlar oluyordu. Kurşun kalemle bir çizik atıyordun, işlemcinin performansı kat kat artıyordu vesaire yani. Overclock da öyleydi. İki tane pin arasını kapatıyordu işlemci üreticisi. Siz oraya kurşun kalemle, oraya çünkü grafit
bırakıyorsun, kömür aynen, bırakıyorsun, aynen, iletken oluyor. Ondan sonra ver elini daha yüksek cigarsa. Evet. Süperdi ya. Hatta AMD ilk 64 biti yaptığından dolayı 64 bit standardın adı AMD 64 olarak adlandırılmıştır. Harika, harika. En büyük hizmetlerinden bir tanesi. Evet. Intel o zaman gereksiz bir 64 bit demişti. Evet. Bunu da yazalım. Bunu da yazalım. AMD ne zaman bir şey çıkarsa Intel'in ilk tepkisi buna ya, gerek bu yok. Bu gereksiz sonra 2 sene sonra. Bir 2 sene sonra evet 64. 64 bit. Intel EVT 64 diye böyle. Pek çok firma yapıyor evet, bunu ama buradan ufak bir göndermemiz olsun. Evet. Intelciler de. Yani evet, şirketin çalışanı dahi bu muhabbete gülür herhalde. Aynen öyle öyle. Windows XP 25 dilde çıkmış hani. Serspec 2 ile adam olduğunu kesinlikle ben söylemek global istiyorum. Artık tekrar abi, etmek istiyorum. Global yani evet, şirketin sistemlerinin çoğu Amerikan bazlı filan değil, artık Microsoft dünyanın yazılım şirketi ve devi. Evet, zaten Türkiye'de ofisimde çok daha önceden açılmış. 45 milyon satır koddan oluşuyor Ali XP. Bayağı uzun. Yazmışlar da yazmışlar. Evet, bayağı yazmışlar. O esnada garajda olmadıklarını belirtmemize gerek yok sanırım. Bayağı para kazanmış durumdalar. Aynen yani. Şirket lisans sözleşmesinden size ofis satalım. Siz esas parayı bir de işin komik tarafı işletim sisteminden çok ofis yazılımları getiriyor. Evet, bir de şöyle bir durum var yani baktığın zaman sadece bir kişi tarafından yazılmıyor XP Ali. Tabii canım bir ekip yazıyor ve farklı farklı bölümleri var, komponentler var. Bunun A kısmı var. Aynen. Cihaz sürücüleri var. En önemli kısım o zaman XP döneminde çok sürücüyle uğraşıyor. Ve bu insanlar da suyla çalışmıyor yani çünkü korsana da şey yapmak istiyorum burada şimdi. Doğru. Hani CD, doğru. CD şey vardır ya, CD 50 kuruş işletim sistemine 50 lira kardeşim falan diye. Evet. Yani şimdi bunu nasıl açıklarız bilmiyorum. Ona başka bir bölümde girelim. Neyse devam edelim. 30 bölümlük malzemeyi daha bu bölümde de çıkardık arkadaşlar. Bunları yazıyoruz kenara. Çok işe yarıyor sonra. Bu bölüm ne yapacağız dediğimiz zaman evet önceki bölüm vaatlerimiz. 2038'e kadar yerine getirebiliriz bunları diye hesap yapıyoruz. Aynen. Devam sonra ne çıktı? Dediğimiz zaman Ali bir facia geliyor. Windows Vista. Vista. Böyle bir tatil köyü falan geliyor aklıma acaba. Sonra o tatil köyünde uzaktan böyle bir silüet geliyor. Zombiler. Dead Island böyle. Vista dediğin zaman zombilerin böyle tatil köyünde mayolu insanlara saldırması gibi manzara geliyor. Çünkü Microsoft'un gelmiş geçmiş ME'den sonra en büyük faciası. Evet, inanılmaz bir faciaydı. Vista'nın facia olmasında birçok neden var. Bunlardan bir tanesi Aero ara biriminin gelmesi ve birçok onboard ekran kartı kullanan bilgisayarı yani pert etmesi ya. Aslında Vista o kadar kötü bir zamanda, o kadar kötü bir şekilde çıktı ki. Evet. Vista teknolojik olarak pek çok gelişmeyi barındırmasına, Aero arayüzü böyle bal dök yala bir işletim sistemi görünümüne sahip olmasına karşın. Üzerine Vista Ready etiketi vurulan bilgisayarlar kesinlikle Vista'yı kaldıracak sistem özelliklerine sahip. Aynen. Öyle bir sorun olmuştu. Araştırırsanız bulursunuz. Yani Windows Vista'ya hazır bilgisayarlar Windows Vista'ya hazır değildi. Değildi. Yani kesinlikle sırf değildi. PC satışlarını biraz boost edelim diye hazır olmayan bilgisayarlara baba bas etiketi muhabbeti oldu biraz. Şimdi mobil piyasada da benzer bir durum var. Mobil piyasada da hazır olmayan yazılımlar, hazır olmayan donanımlar, evet, böyle daha pişmemiş teknolojiler. Önümüze satışları boostlayalım. Çinliler geliyor. Çinliler gelmeden ne götürürsek kardır diye. Biraz sunulmaya başlandı kenar köşe şeylerde. Bu tür durumlara dikkat etmek gerekiyor. Evet Ali, şöyle bir şey var. Vista'da aslında Serspec 2 ile adam oldu. Yani bugün Vista doğru kullanan halen var ve Serspec 2 yüklediğiniz zaman gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Bunu da göz ardı etmeyelim şimdi. Ben eskiden oyun oynadığım ve özellikle incelediğim dönemde şunu hatırlıyorum. Vista ilk geldiğinde hemen kenara çöpe attık. Hı-hı. XP üzerinde yüksek ayarlar aldık. Dediğin gibi Serspec 2 geldikten sonra bütün o ağırlık özellikler çıkartıldı. Evet. Grafik arayüzü zaten ayarını yapabiliyordun. Ama donanım Serspec 2 çıkana kadar donanım gelişti zaten. Evet. O dönem satılan çok rezil onboard grafik kartları Neymar böyle 950. O tür şeyler böyle artık ekran kartı almanıza gerek yok diye satıldı. İnsanlar hayal kırıklığına uğradı. Bugün onboard grafik yongalarına insanların aslında eski özellikle kullanıcıların negatif bakmasının tek sebebi o dönemin başarısızlığı. Evet. Bu dönem çok güzel onboard çözümler var. Çünkü cep telefonu bile sistem on chip her şeyi bir arada barındıran bir çözüm ve size inanılmaz performans sunuyor. O dönem hazır değildi. O dönem bilgisayar de şey üzerine çalışıyordu. Böyle tablet yapmak için uğraşıyorlardı. Evet. Yani Windows'un mobile sürümü üzerine Steve Jobs bir tarafta, Bill Gates bir tarafta böyle mobilin farkındaydılar. Ama o tabletler o Vista gibi bir işletim sistemiyle hayatta çalışmıyordu. Aynen PC öyle. PC bile çalışmıyordu. Tablet nasıl ya, ondan önce bir de XP'nin tablet edişini vardı. Hani ona değinmedik bile. O kadar bir Çinliler
Hala da yakın zamana kadar XP'li telefon, tablet falan yapıyorlardı. Sonra Android'i buldular, çok rahat ettiler. Evet, bu arada Vista'nın da 35 dil desteğiyle birden geldiğini belirtelim hani. Gittikçe gelişiyor. Vista'da bir de şey çok iyiydi. Sürücü desteği çok geliştirilmişti ama sonradan geliştirilmişti. Evet. İlk çıktığı zaman bilgisayardaki hiçbir donanım tanımıyordu. Evet, Vista zaten sürücü modelini tamamen değiştirdiğinden dolayı bir de bayağı kullanıcılar tarafından sevilmemişti. Yani kullanılması zordu sürücüleri kurmak, oyunları çalıştırmak vesaire derken bu fiyaskoyu geride bırakıyoruz ve 2009'da Windows 7 gibi mükemmel bir işletim sistemiyle buluşuyoruz. Türkiye'deki lansmandaydım Recep. Evet. Çok güzel bir lansmandı, çok heyecanlıydı. Microsoft çıktı, dedi ki dünyada iki ülke, Brezilya ve Türkiye bunun beta testliğinde inanılmaz bir performans sergiledi. İnanılmaz bir ilgi gösterdi. Ve kaç milyon kişi katılmıştı Recep? 8 milyon kişi beta testine katılmış Ali. 8 milyon kişi Microsoft'u bug raporuna boğdu. Evet. Ve o güne kadar yazılmamış sayıda sürücü Windows 7 için hazırlandı. Steven Sinofsky ofis bölümünden Windows'a geçti Vista faciasının üzerine. Efsane bir karakter benim gözümde. Çok iyi bir programcı, çok iyi bir yönetici ve Windows 7'yi olduğu hale getirdi. Evet ve Windows 7 gerçekten çok başarılı oldu. İnsanların zaten XP eskide kalmıştı. Yeni bir işletim sistemine ihtiyacı vardı. Haldır haldır herkes Windows 7'ye geçti. Hala da ısrar edenler var gerçi. Aslında şimdi tamam Windows 8'e kadar geleceğiz yakında ama Windows XP'den Windows 7'ye geçiş çok mantıklı. Biz Windows 7'nin mesela zayıf bilgisayarlara kurulabildiğini bir yılda insanlara kanıtladık. Evet, bu bir. Evet. Ya bir de Ali şöyle bir anlatması şey vardı. Anlatması çok zaman aldı. Yani, ezberi kırması çok zor. Şunu anlayamadılar bir de Ali. RAM kullanımı o zamana kadar çok önemliydi. Yani ne bir o zamana kadar Windows 7'ye kadar işletim sistemi ne kadar çok RAM kullanırsa performans o kadar çok düşüyordu. Çünkü doğru. RAM az bulunan bir şeydi ve sistemin RAM'i tamamen doldurmaması gerekiyordu. Doğru. Hatta RAM boşaltma programları vardı. Popülerdi inanılmaz derecede. Bugün hiç ortada niye görmüyoruz? Niye gözükmüyor? Yani RAM artık bitti çünkü. Bir de Windows 7'nin şöyle bir özelliği vardı Ali. RAM'i ne kadar çok kullanırsa o kadar iyi çalışıyordu. RAM'i kendisi otomatik boşaltıyordu Windows 7. Bunu bir algı değişimi çok zor. Alışkanlık kırmak çok zor. Windows 7'de RAM daima maksimum kullanımda gözüküyordu. Ancak bir program istediği zaman hemen Windows 7 buyur abim diye yolu veriyordu. Hemen o alanı açıyordu. Kullanılmadığı zaman da o RAM'i sizin sisteminizin arka plan işlemlerini yapmakta kullanmaya başlıyordu. Aslında kısıtlı yapay zeka ile böyle ufak defrag işlemleri, arka planı düzenleme, kendi performansını iyileştirme özelliklerini Windows 7 ile yani super fetch diye bir özellik vardı mesela. Senin çok sık halen daha var bu arada yeni işletim sistemlerinde. Sık kullandığınız programlar RAM'e alınıyor. Bu sayede programlarınız daha hızlı çalışıyor. Mesela Internet Explorer'ı ilk çalıştırdığınızda 5 saniyede açılıyorsa bu artık RAM'e alınıyor ve ikinci çalıştırdığınızda 2 saniyede 1 saniyede çalışıyor. O yüzden hani bugün artık abi çok RAM kullanıyor muhabbeti hani RAM bitti yani. Bitti. Kimse de yapmıyor. Evet. RAM'im yeter mi yetmez mi sohbet şeyi de çok fazla yok. Evet. 8 GB RAM gani gani yetiyor. 4 GB RAM çoğu kullanıcı için yeterli fazlasıyla oluyor. Yetiyor. Ama çok profesyonel kullanıcılar 32, 64 ve artık X99 ile 128 GB RAM'e kadar uçabilirler. O ayrı bir muhabbet. Evet. DDR4'leri de inceledik bu arada. DDR4 incelememize de bekleriz. Doğru. O sistem topladık orada. Evet. Bir de şöyle bir durum var Ali. Windows 7'ye kadar herkes şöyle diyordu. Yani işletim sisteminin adam olması için servis pack gerekiyordu. Biz bunu senelerce yazdık. Evet. Senelerce dedik ki servis pack'i bekleyin. Servis pack olmadan kurmayın. Çünkü kullanıcılar çok sorun yaşıyordu. Çok sorun yaşadıkları zaman bilişim yayınlarına soru yağdırıyorlardı. Evet. Ve sorunların çözümü servis pack gelmeden çoğunlukla yoktu. Ya da çok karmaşıktı. Register editörden girip kayıt defterinden birçok şeyi değiştirmek gerekiyordu. Hatta ben hatırlıyorum kitap çıkartıyorduk devamlı. Kitaplar, fasiküller böyle. Dergilerin kalınlığı şu kadar oluyordu. Register editörde nasıl yaparsınız? Windows XP'yi hızlandırmanız için 155 yol falan diye böyle makaleler vardı. Yani insanlar bunlarla uğraşıyordu. Evet. Windows 7'de servis pack mantalitesini Sinofsky yok etmek için baştan plan yaptı. Servis pack çıkmayacak. Evet. Bundan sonra yeni işletim sistemlerinin hızlı satılması için önceden pişmiş, beta testi güzel yapılmış ve de servis pack'i bekletmeyecek. Servis pack'i hatta ortadan kaldıracağız. Haftalık güncelleme dedi o. Evet, Windows 7'ye bir servis pack çıktı ama Windows 7 servis pack'siz de gayet güzel bir performans sergiledi. Servis pack'te niye çıktı biliyor musun? Ezber tam kırılamadığı için kurumsal müşteriler şunu dedi. Biz servis pack bir çıkmadan geçmeyiz. Adamlara ne diyeceksin? Kardeşim servis pack yok dediğin zaman o zaman geçmeyiz. Satış yapamıyorsun, satışçılar gidiyor. Patron servis pack lazım, satamıyoruz. Doğru. Tamam o zaman bir tane update'in üzerine servis pack'i yapıştırın gönderin. Daha önceki bütün yamaları içine toplayın, adı servis pack 1 olsun. Aynen, adı zaten servis pack 1. Daha önce gelen bütün servis pack'ler, Windows'a gelen bütün servis pack'ler bir özellik ekliyordu genelde. Doğru. Mesela XP'de gelen bir servis pack işte Bluetooth desteği bile ekliyordu. Bir tanesi tabii, işte 802.11g desteği, n desteği şifreleme ekliyordu. Şifreleme ekliyordu, internet özelliğini geliştiriyordu.
geliştiriyordu. USB çok... desteği bile ekliyordu yani. USB bu arada bayağı eski sürümlerden beri var. USB 1.0 ve sonrasında USB'nin yaygınlaşması. Evet, USB bu arada meşhur Windows 98 ile birlikte Bill Gates'in canlı yayında mavi ekran yediği evet. bir videoda var. Harika, harika. O canlı yayında yedikleri mavi ekranlara ben hayranım. Tam da şeyi tanıtıyorlar. İşte Windows 98'in mükemmel plug and play tak çalıştır özelliği sayesinde tarayıcımızı takıyoruz hemen çalışıyor. Tıkıt mavi ekran. Mavi ekran. Takıyoruz ve içeride ne oluyor görüyoruz işte. Windows 7'de bunları aştı adamlar. Çok evet. güzel hale getirdiler. Sonra bir de dediğin gibi servis pack mantalitesi kırılıp Windows 7'ye bir miktar insan geçmeye başladı. Evet. Orada bir duraksam oldu çünkü toplumlar çok geniş kitleler yavaş hareket eder. Bilginin yayılması zaman alır. Evet. Erken early adapter denilen erken kullanıcılar vardır. Evet. Hemen kurcalar, öğrenir arkadaşına, eşine, dostuna. Bunlar aynı zamanda Firefox insanlara hayrına gidip bilgisayarlarına Firefox kuran kullanıcılar zamanı. Evet, zamanında. Firefox vardı bir zamanlar gerçekten. Şimdi Chrome kuruyorlar hayrına ya da gerek yok. Herkes Chrome öğrendi, kuruyor zaten. Aynen. Zaten Internet Explorer'ın tek kullanım amacı şu an Chrome indirmek. Chrome indirmek. Internet Explorer çok başka bir, çok güzel bir konu o zamanki tarayıcılar. Ama Windows 8'e geçelim. Recep, bu güncel bir tartışma. Evet Ali. Hatta Teknopat'ın çok içinde olduğu, Teknopat'ta çok konuşulan bir konu. Biz Windows 8'i en güncel işletim sistemin artık diyoruz ki servis pack beklemeden evet. elinizde imkan varsa, ucuza lisansınızı upgrade edebiliyorsanız mutlaka en son sürüme geçin. Çünkü Windows 7 ile birlikte artık trend değişti. Android evet. gibi. Android'in 4.2'den 4.3'e update çıktığı zaman nasıl hemen saldırıp geçiyorsun abi, artık geçebilirsin. Hatta firmaların Facebook sayfasına girip nerede bu yeni güncelleme diye böyle hani evet. ortalığı velveleye veriyorsunuz. Güncelleme gelmediği zaman telefonuna diyorsun ki artık ben destek vermiyorum. Ya firma beni unuttu. Microsoft'un sayfasına giriyorum. Windows 10 duyurusu yapılmış altında. Ya biz 7 ile memnunduk ya. Yani İyiydi, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle Recep. Çünkü biri bedava biri paralı. Değil mi? Para vermiş, para Aynen. vereceksin. Bedava update güncellemelerin şeyi. Hat- Bak Windows bedava olsun, insanlar Microsoft sayfasına yağdıracak. Windows 12 nerede? Windows 12 bilgisayarımı istiyorum diyecek. Ali, hatta şöyle bir tane karikatür vardı hatırlarsan. Windows güncellemesi geldiği zaman adam şey diyor, lanet olsun yine mi Windows güncellemesi? Evet. Mac kullanıcısı Mac o zamanlar paralı olduğu zaman it's just 99.99 işte sadece 29.99'lar bu güncelleme diyebilirim. Ucuza. Evet. Artık bedava. Artık bedava. O karikatürün de bir anlamı kalmadı da Linux'a güncelleme geldiği zaman yeni bedava bir şeyler gelmiş. Linux'ta öyle. Linux'ta paketleri indiriyorsun, mutlu mesut update ediyorsun ama Linux hiçbir zaman Microsoft'un rakibi şeyi olamadı. Mac de olamadı aslına bakarsan çünkü artık mobil işletim sistemlerine doğru rekabet ve popüler muhabbet kaydı. Evet. Ne olursa olsun şimdi Windows 8'in üzerine Windows 8 ile birlikte Windows RT çıktı bak. Evet. Şimdi birazcık RT'yi kurcalayalım. Ali RT biraz başarısızlıkla sonuçlandı. Hani Windows 8 gerçekten biz çok beğendik. Mükemmel. Ne açıdan beğendik onu da söyleyelim. Yani... Kullanıcı arayüzünü çünkü mesela Zaytun'da onun esprisi vardı. Bilmem ne belediyesi çalışanları 3 gündür kapattı şunu bulamadıkları için sabahlıyor. Windows 8'i nasıl kapatacaklarını bulamıyor. Yani kullanıcı dostu değildi o arayüz. Evet. Aslında kullanımı çok kolay ama sağa kaydırıp görmen lazım. Şimdi, sola kaydırıp görmen lazım. Yani insanları sürekli başlat menüsünü kullandırıp başlangıç ekranını getirince bir de masa üstüne tekrar dönmek için oraya bir başlat menüsü koymayınca birçok insan afalladı. 1980'lerden 2010'lara kadar 30 seneden uzun süredir insanları başlat menüsüne alıştırmışsın. Evet. Yani, pardon, başlat menüsünün Rolling Stones'a çıkışından bu yana diyelim start evet. menüsünü. Bütün reklam kampanyalarında yer almış, insanlar ona tıklamayı ezberlemiş ve bir anda ortadan kayboluyor. Evet. Pazarlama açısından başarısızlık. Kullanıcı arayüzü açısından tablet ve işte deneyim bir araya getirmiş yapmış olabilir ama Windows 8.1 ile zaten bunu düzelttiler. Evet. Uygulamalar artık bir pencere içerisinde açılmaya başladı. Sola başlat butonu geldi vesaire. Bayağı eski ile yeninin bir birleşimi olması gerekiyor. İnsanları birdenbire sudan çıkmış balığa döndürmenin alemi yok. Aynen. Arka planda teknik olarak çok güzel güvenlik geliştirmeleri geldi. Pek çok uygulamada olması gereken güncellemeler yapıldı. Biz de bu yüzden yeni işletim sistemini dedik. Çünkü evet. teknik açıdan daha üstün. Evet yani ve ben uyumluluk konusunda da herhangi bir sorun yaşamadım. Performans konusunda da Windows 8 güzeldi. Uyumluluk, güvenlik her konuda güzeldi. Ama sadece ara bilim insanlığı korktukluğundan dolayı yeteri kadar popüler olamadı. O bahanesi oldu. Bir iki tane çalışmayan, bir tane bile oyun çalışmasa, sorun çıkarsa Windows 8 oyunlarla uyumsuz. Tabii. O zaten olmazsa onlar şey felaket tellalları. Felaket yani. Onlar bitmez böyle. Bir tane kendi çalıştıramadı ya hemen laf atacak Windows'a. Sağ tıklayıp uyumluluk ayarlarını Windows 7'de yapar. Aynen. Ay Windows 7'de yapar. Herkes Windows 7'de bunu öğrenmiş. Şimdi
Bu biraz yeniye geçmek istememekten kaynaklanıyor. Eskiye alıştık, eskide programları biliyoruz, sorunları çözebiliyoruz. Yeni de bir daha niye uğraşalım? Ama yeni de uğraşmak için zevkli kısmı arkadaşlar. Ama bizde şöyle bir şey var, şu çok büyük etken. Komşuda varsa sen onu alacaksın, anladın mı? Komşu 8'e geçti mi senin de 8'e geçmen lazım. Tabii. Ben ondan mutluyum hadi. Çünkü bizde bir şey komşuda gördün mü sende mutlaka olacak. En yüksek, en güzel telefon almış olacak. Bilgisayarı güncellemiş, güncellenecek. Televizyon plazma alınmış, LCD alınmış. Bir anda teknoloji marketlere yüklenip binlerce lira TV'lere atılır. TV'ler eve götürülür, kaldırılır. Evet. Bu iş biraz moda, biraz sosyal. Yani bizim eleştirdiğimiz konu her zaman şu oluyor. Güncel teknolojiyi takip etmek kullanıcının güvenliği açısından önemli. Evet, güvenlik konusu gerçekten çok önemli. Çünkü virüsler kol geziyor. Malum Windows 8 ile birlikte Security Essentials işletim sisteminin içine entegre edildi yani. Güncellendi, adı değişti. Her şey içinde firewall bile var artık. Evet, evet. Windows 7'deki özellikleri daha da optimize ettiler. Evet. Bir kullanıcı arayüzü tartışmalı oldu. Bir de Windows RT çıktı dedik. RT'de o dönem ARM mimarili bir yazılım olarak çıktı ama... Tutmadı. Yani kırma oldu. İşte yok sadece exe'ler çalışmıyor. Sadece ARM mimarisiyle uyumlu özellikler çalışıyor. Windows dedik adına bunun niye exe çalışmıyor deyince... Microsoft'un birkaç hatası daha var. Developer kitleri $200 satmaya başladı. Yazılım geliştiriciler para vermek zorundaydı. Şimdi herkes yazılım geliştiricileri kapmak için uğraşır Recep. Çünkü yazılım geliştirici senin mağazana uygulama üretir. Windows RT'de uygulama desteği Android uygulaması mı yazsın adam, iOS uygulaması mı yazsın, Windows Mobile Phone uygulaması mı yazsın, normal masaüstü Windows uygulaması mı yazsın yoksa RT mi yazsın? RT'yi bir avuç insan kullanıyor. RT sonuç itibariyle arada böyle Vista ve ME kadar duyulmasa da benim gözümde bir tane facia olarak kenara atıldı. Evet, RT faciasından sonra Windows 8 ve 8.1 devri Ali dün itibariyle sona erdi. Ve Windows 9! Windows 9 değil işte. Microsoft bombayı patlattı. Evet, Microsoft bombayı patlattı ve Windows 10'u duyurdu. Windows 10, Windows 8'in aslında doğal devamı. Niye 10 yaptılar sence Recep? Açıkçası benim aklımda kesin bir neden yok ama isimlendirme belki de 8.1'i 9 diye aslında içeride kendi aralarında düşündüler ya da biraz sükse yaratalım diye hani. Birdenbire insanları şaşırtalım. Evet. İnsanları şaşırtalım, tekrar masaüstü işletim sisteminde ilgi çekelim diye. Market bence 9 bilinci, attı. Doğru, market bilinci, piyasa bilinci oluşturalım biraz. Bir sükse olsun. Windows One demeyi de düşünmüşler sevgili izleyiciler ama Windows One, Xbox One, ben o One deme olayına biraz artık sinir olmaya başladım. Evet. Pazarlama numarası olarak. Ya niye resetledin, niye 1'e geçtin, bunun sürüm numarası ne güzel atıyordu. Hani adına Vista de, Vista deme de, M de deme de. Farklı bir şey, Windows Attach bile olsa yeni isim iyidir. Windows 10'u isim olarak çok beğendim. Ben de. Windows 10'u şimdi kısıtlı bir kitleye tanıttıktan sonra Technical Preview'u nihayet indirmeye açtılar. Evet. Böyle insanlar Windows 10'u indirdi. Tam bir gün sonrasındayız kafa ayarında. kurdular, kurcalamaya başladılar. Aslında arka planda çok güzel, çok güncel bazı özellikler var. Artık daha internet bağlı, daha bazlı, hata bildirimini gerçek zamanlı yapabilen, evet, gerçek zamanlı telemetri desteği sunan bir özellik var. Bu da şunu gösteriyor. Windows 10'da kullanıcıların bütün sıkıntıları, bütün kullanımları çok hızlı bir şekilde düzeltilebilir. Evet. Ali zaten Windows 8, Windows 7 tabanlıydı. 7'nin güvenliği, doğru, ve şeyi uygulaması yani birçok 7 sürücüsü 8'de zaten çalışıyordu. 8.1 de zaten keza uygulamıyordu. Windows 7 ve 8. Evet, Windows 10'da şimdi Windows 8 ve 7'nin üzerine çıkıyor. Yani uyumlu. Uyumlu. 32 bit desteği olmayacak. Aynen. 32 bit desteği böyle çıktı. Var mı? Çıktı ama yani biz zaten 32 biti önermiyoruz. 32 bit devri bitti yani Ali. 4 GB RAM'i kaç kişi kullanıyor? Aynen. 4 GB RAM, 2 GB RAM'iniz bile varsa 64 bit kurun, 32 bit kurun. Ama bu tabii ki kafa ayarlı konusu değil. Artık orada teknik preview'ı kurma kurcalama. Aynen, şu an öyle. Teknopat sosyalde kuranlar deneyimlerini paylaştı, paylaşıyor, devam ediyor. Hatta Recep onun USB'sini nasıl hazırlayacaksınız onu bile yazdı sizler için. Evet. Windows 10'u bakalım nasıl, hikayesi nasıl gelişecek? Böyle bir sonraki böyle Windows tarihi kafa ayarında ya da şeyde Windows 10'u nasıl anlayacağız? Çok merak ediyorum. Açılır açılmaz eski metro arayüzü gelmediğinden dolayı ilk tepkiler gayet olumlu Ali. Masa üstünü insanlar gördü ve rahat bir soluk aldı. Evet, bir de başlat menüsünün boyutunu değiştirebilmek çok hoş, yeni bir özellik. Ya Windows 8'deki her türlü güzel özelliği almışlar. Eski masa üstü, yeni arayüz. Gayet güzel kullanılabilir bir arayüz. Kapatmak için çarpı var köşede. Evet. Yani rahatladım metro, gerçekten. Metro uygulamaları bile bir pencerenin içerisinde açılıyor. Ve onun boyutu değiştirilebiliyor vesaire. Yani gayet güzel. Windows 7 değil de artık Windows XP kullanımı tamamen azalarak bitsin. Evet. Ve Windows 10'da birlikte artık bir birleşelim tekrar. Aynen. Uygun fiyata satıldıktan sonra zaten 8 ve 8.1 sahiplerinin büyük ihtimalle şey olacak. Microsoft'un en çok yapmasını istediğim şey Recep, senin de istediğin şey nedir?
Windows'un bedava olması ve herkesin yeni sürüme özgürce geçebilmesi, aradaki boşlukların kapatılıp bütün insanların aynı Mac'te olduğu gibi aynı anda tek yeni bir sürüme geçmesi, kullanması. Uyumlu. Bu kadar. Evet. Bütün cihazlarda tek bir işletim sistemi mi diyorsun? Evet, evet. Bütün platformlarda aynı deneyim mi diyorsun? O deneyimi ücretsiz kıl, mağaza üzerinde uygulama sat. Evet. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Ya şimdi Windows'un bu ihmalkar, nasıl diyeyim, trendi değiştiren olmaması, kendi ortaya trend değiştirici olarak çıkmaması, mobil uygulama mağazası coşarken geliştiricilerin masaüstü yazılımı daha az üretmesine yol açtı. Hı. Masaüstü yazılım piyasasının canlanması için şimdi Windows 10'da ya da ondan sonra böyle bir hamle lazım. Bakalım, Apple burada daha iyi davrandı. Macintosh'un yeni sürümünü eski sürüme sahip olanlara ücretsiz hale getirdi. Apple da bu arada Anantec editörünü işe aldı Ali. Hani ben oradan biraz umutluyum ama tabii ki bunu başka bir kafalarında konuşuruz. Yani bakarsın, konuşuruz. Apple PC'ye bir işletim sistemi çıkartır. Ne olacak belli olmaz hiç yani. Hiç bilmiyoruz neler değişir. Steve Jobs öldü. Bill Gates yaşıyor. Steve Jobs öldü. Tim Cook var ve hiç söylenmeyen şeyleri yaptı yani. Tim Cook çok ilginç bir karakter. Ezber bozdu. Bir Tim Cook'u da konuşmak lazım. Evet, bir ara Tim Cook'u da konuşalım. Kahvemiz bitti. Benim suyum da bitti. Kafa ayarının bu bölümünde artık bitirdik diyebiliriz o zaman. Evet, sizler bitti. Windows Windows 1'den Windows 10'a kadar bütün işletim sistemlerini konuştuk. Aynen, hatta DOS'a kadar gittik. Bir başka kafa ayarında görüşmek üzere. Ben Recep Altaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın.